Biliyor musunuz, ben bu işten anlarım. Maşallah her şey çok leziz ve temiz ve taze. Aynen. Valla buralar çok iyidir ya. Yalnız senin mekanla nereye yarışıyor yani? Mümkün değil. Sağ ol. Sen biliyorsun bu işi. Siz nasıl başladınız bu mesleğe İnan abici? Valla ben çok uzun yıllar kruz gemilerinde çalıştım. Yani dile kolay 30 yıldan fazla. Dünyada gezip de görmedim, hiçbir yer kalmadı. Biliyor musunuz? Bu sayede de işte Nevin'le tanıştım. O da bir Avrupa seyahatine çıkmış. Ben de geminin baş aşçısıyım. Allah'ım onu bir gördüm. Ya. Bir gördüm, her şey bitti. Her şeyi o anda bıraktım. Gemiden beraber indik. Yani değil bir gün, bir saniye bile ayrı kalmak istemediğim için... onunla beraber her yeri dolaştık. Sonunda da Bursa'ya demir attık. Ay, doğru söylüyor. İşte biz o günden beri hep böyle el ele, göz göze, diz dize... aşk çok güzel şey demiyor muyum ben size? Canım, maşallah ne güzel. Biz de rahmetliyle çok mutluyduk. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Sevim Hanım, ne kadar oldu eşinizi kaybedeli? Özgür, baban... Ne? 5. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür. Peki hiç düşünmediniz mi yani yeniden evlenmeyi falan? Aa, yok, yok. Yani hiç düşünmedim. Bundan sonra benim çocuklarım böyle güzel aşklar, mutluluklar yaşasın istiyorum. İnşallah. Amin. Amin. Aa, sen ne güzel amin dedin öyle, yoksa hayatında biri mi var? Aa, yok. Yok senin teyzeciğim, hayır. Ozan öyle güzel amin dedi ki, kesin derim hayatında kesin çok ciddi bir ilişki var. Yok, hayır. Niye yavrum? Ne kadar böyle beyefendisin, yeteneklisin, başarılısın, yani senin gibi biri. Değil mi? Nasıl olur da böyle boş olur? İşte. Sevim, bu Hacer'in kızı var ya, uzun bacaklı olan Ozan'ı olur. Gerçi biz ona Özgür'e düşürmüştük ama. Bitmez. Ay canım. O zaman tabii Ezgi'yi biz tanımıyorduk değil mi canım? Bizim aramızı bozamazsın. Neriman'ın torunu Elmas olmaz mı? Hem düğüne de gelecekler, tanıştırırız. Tamam, o olur, o olur. Yok Sevim teyzeciğim, hayır. Ben öyle görücü usulü istemiyorum. Aa, niye yavrum? Ay, bunlar kısmet meselesi çocuğum. Bir gör, bir tanı bakalım. Yani öyle de ben yine de istemiyorum. Ya bir gör, bir Hacer'in kızını gör, balık etli. Ah, bana bak. Betül'ün torunu da olur. Ya, ellerine düştüm. Oğlum kendi bacağına ne sıkıyorsun? Biz kuşağımız ikili yaptık. Boşuna mı geldik? Hala bana kaldı değil mi? Gitmiştim ben olmasaydım. Çoktan söz bile kesmişlerdi ya. Sen ne diyorsun ya? Hacer'in kızı, Elmas'ın torunu. Tatlım. Tadına bakmak ister misin? Çok lezzetli. Hayır, teşekkür ederim. Sen bana kızgın falan mısın? Yok, değilim. Nereden çıkardın? Ne bileyim, böyle bir soğuk gibisin de. Hı. Dün gece de erken uyudun. Yorgunumdur herhalde. Öyle yattım. Aman iyi, bir kızgınlık olmasın. Siz de çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler. Ama evli değilsiniz galiba, çünkü yüzük başka parmakta. Evet, herkes yüzük takmak zorunda değil. Mesela ben hiç sevmem. Belki Cansu isteyebilir. Cansu hiç takılmaz öyle şeylere. Modern bir kafa yapısına sahiptir. Siz erkekler var ya, bu erkekler hep aynı bahane. Yok efendim yüzüğüne gerek varmış da, yok efendim rahat değilmiş de. Bunlar hep bahane bahane. Alyansız olur mu canım? Niye bahane olsun canım? Allah Allah. Yüzük takmayı sevmiyor olabilirim ya da ne bileyim rahat etmiyor olabilirim. Abi bu arada ben de kısmen katılmıyor değilim sana. Ben de takıyorum mesela böyle daha çok baş parmağı. Onunla böyle soda açıyorum, gazoz açıyorum, bir limon kapaklı şişeleri falan hepsini açıyorum. Barmenlikte var ya bende, pratik oluyor yani. Daha rock and roll. Böyle pop art ezgileri falan var. O tip yüzükler. Bence çok anlamlı bir sembol. Yani eşinle aynı yüzüğü takmak, bir çift olmak, bir bütünü tamamlamak güzel ister. Bu konuda haklısın Ozan. Bu konuda kesinlikle haklı. Çok haklı. düğün ne zaman? Tövbe estağfurullah. Ya biz çok yedik ya. Yedik yedik şiştik vallahi yani. Biraz turlayalım ya göceği, tadını çıkaralım ya. Biraz şöyle bir talan etsek mi artık ufak ufak? Evet, ha? Evet. Bence hatta denize girelim. Neden? Çünkü burası biraz fazla ısın. Hadi o zaman.
Evet, evet, hadi. Annem. Biz de kahveye gidelim. Hah, tamam. Biz kahveye gidelim, hadi. Hadi canım. Çocuklar, benim. İyi eğlenceler. Sağ ol anneciğim. Hadi bakalım, yavrum. Evet, dün yaşadıklarımızdan sonra tekneye sizinle binmeyi düşünsen mi acaba? İnsan tırsıyor. Levent baba, sana hak vermiyor değilim. Gerçekten endişelerini anlıyorum ama rahatlaman açısından söylüyorum. Kendimce, yani ufak önlemler aldım diyebilirim. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Allah Allah. Öncelikle şu görmüş olduğunuz yedek anahtara suda batmayan anahtarlık taktırdım mesela. Aa! Batmıyor mu gerçekten? Hayatım sen yine de pek elini alma bence. Ben onu geri alayım, ne olur ne olmaz. Başka neler yaptım? Telefonum. Güzel. Burada. Şarj cihazım var burada, o da yanımda. Senin de muhakkak ilave edeceğin şeyler vardır. O çanta boş değil herhalde. Biz de boş değiliz evet. Tabii ki. Suyumuz var. Güzel. Ki önemli. Atıştırmalık. Biraz sana kadar ama. Çakmağımız. Mantıklı. Her an lazım olabilir. Mantıklı. Ve en önemlisi çakı. Aa, çakıyı yeni eklemişsin sanıyorum. Her zaman keçilere denk gelemeyiz diye düşündüm. Müthiş bir öngörü. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımız tas tamam. Ya bu arada bence o kadar da hani kaygılanmaya gerçekten gerek yok. Yani yaşayabileceğimiz bütün talihsizlikleri yaşadık. Olabilecek her şey oldu. Yani sıramızı saldık bence. Daha da bize pek bir şey olmaz değil mi Ezgi? Bence de. Olabilecek en kötü şeyler oldu ve bitti. Artık daha ne olabilir bunun üzerine? Kesinlikle. Ezgi? Serdar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.